Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz 2022 ÖABT fen bilgisi öğretmenliği çıkmış biyoloji sorularını çözüyoruz oldukça başlamız uzun oldu Daha önce çözecektim ama unutmuşum o kadar çok şey çözüyorum hazırlıyorum ki bu biraz geçe kaldı kusura bakmayın Başlayalım isterseniz direkt sorularımızdan Diyor ki geçmişte prokaryotik organizmalar tek bir alem içerisinde sınıflandırılırken günümüzde bakteriler ve arkeler olmak üzere iki ayrı alem olarak sınıflandırılmaktadır. Prokaryotik organizmaların iki farklı aleme ayrılmasında çalışmalarından hangileri etkili olmuştur? Şimdi arkadaşlar, daha önce de geçmişte prokaryot olan canlılar sadece işte bakteriler olarak isimlendirilmiştir. Ama daha sonra bu canlılar içerisinde bulunan arkeler incelenmiş ve bunların bazı farklılıkları olduğu görülmüştür. Bu farklılıklar mesela bazılarında işte hücre duvarlarının farklı yapıda olduğu görülmüştür. Yine ribozomal RNA'lardaki dizilimlerin farklı olduğu görülmüştür. İşte yaşadıkları ortamlara bakıldığı zaman yaşadıkları ortamlar arasında çok büyük farklılıklar görülmüştür. Bu gibi özellikler özellikle moleküler veriler arkadaşlar bu iki e, aleme ayrılmasına etkili olmuştur. Çıçıklarımıza bakalım. Diyor ki ribozomer renalarındaki nükleotitlerin dizi sıralamalarının incelenmesi. Evet bunlar birbirinden farklı olduğu için iki ayrı aleme ayrılıyor. Bu olur. Kromozomlarının dış görünüşlerinin incelenmesi. Şimdi genelde dış görünüş hani bize net bir bilgi vermez o yüzden dış görünüşlü bilgimiz yoktur arkadaşlar hücre duvarlarının kimyasal yapılarının incelenmesi dediğim gibi bakterilerde peptidoglikan yapıya sahip olmalarına rağmen arkelerde farklı yapılara sahip hücre duvarları vardır dolayısıyla bu da etkili olmuştur cevabımız 1 ve 3 denizli seçeneği olur Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki günümüzde yaşayan bitkiler aşağıdaki özelliklere göre sınıflandırılacak olursa hangi özelliğin altında en fazla sayıda türün yer alması beklenir? Bu tür sorular hem biyoloji OBT'de hem de fen de çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla dikkatli incelememiz gerekiyor. Meyveye sahip olma. Şimdi meyveye sahip olanlar tohumlu bitkilerdir. Tohumlu. İletim dokusuna sahip olma. Şimdi iletim dokusuna sahip olan bitkiler hem açık tohumluları içeriyor hem açık tohumluları hem açık kapalı tohumlular içeriyor. Kapalı yani hem tohumlular içeriyor iletim dokulu olanlar hem de tohumsuz olanları içeriyor. Yani burada eğreltiler de var bunun içerisinde. Hem tohumsuzların bir kısmını hem de tohumlular içeriyor arkadaşlar. Tohuma sahip olma. Zaten tohuma sahip olma dediğimiz zaman meyveye sahip olma o da aynı tohumlu bitkiler içerisinde gelir. Bu arada meyveye sahip olma olayını direkt tohumlu yazmayalım da buraya kapalı tohumlu yazalım. Çünkü açık tohumlu bitkilerde meyve oluşumu görülmez. Çiçeğe sahip olma. Çiçeğe sahip olma demek tohuma sahip olmak demektir arkadaşlar. Aynıdır ikisi. Dolayısıyla ikisi de tohum ve çiçeğe sahip olma dediğimiz hem açık tohumluları hem de kapalı tohumluları içerir. Kozalığa sahip olma. Kozalığa sahip olma özelliği sadece açık tohumlularda görülen bir özelliktir. Baktığımız zaman hangisinde en fazla tür var? B seçeneği yani iletim dokusuna sahip olmada. Şimdi biz bitkileri sınıflandırırken şöyle sınıflandırıyoruz. Bir iletim demetsiz bitkiler yani damarsız bitkiler olarak sınıflandırıyoruz. Bir de damarlı bitkiler yani iletim demetli bitkiler. Damarsız olan bitkiler içerisinde karayosunları gibi canlılar yer alıyor arkadaşlar. Karayosunları, ciğerotları gibi canlılar bulunuyor. Damarlı olanları ise tohumsuz, tohumsuz ve tohumlu olarak ayrıca ayırıyoruz. Bu arada damarsız olanlar zaten tohumsuzdurlar. Yani bunlar tohum üretemezler. Sınıflandırmada bu şekilde bilmeniz yeterlidir. Tohumlu olanları ise açık tohumlu ve kapalı tohumlu diye ayırıyoruz. Kapalı tohumluları da kendi içerisinde monokotil ve dikotil olarak ayırıyoruz. Yani tek çenekli bitkiler ve çift çenekli bitkiler olarak ayırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Evet gelelim diğer sorumuza. Urasil ve timin bazları içermeyen nükleik asit zinciri üzerinde çalışan bir bilim insarı insanı bu polimerin DNA'ya mı yoksa RNA'ya mı ait olduğunu anlamak istemektedir. Şimdi urasil ya da timin olsaydı DNA mı RNA mı olduğunu anlardım. Bir de şuna bakarak belirleyebilirim. 5 karbonlu şekerine bakarım değil mi arkadaşlar? DNA'da deoksiriboz şeker varken deoksiriboz RNA'da ne vardır? Riboz şeker vardır. Dolayısıyla bu şekilde de yine anlayabilirim. Diyor ki İşlemlerinden hangileri bu bilim insanını kesin sonucu ulaştırır? Tek zincirdeki nükleotitleri birbirine bağlayan bağları incelemesi. Arkadaşlar bu bağlar DNA'da da RNA'da da aynıdır. Çünkü nükleotitlerden oluşu ikisi de yapısındaki bağlar da aynıdır. O yüzden buna bakarak belirleyemez. Yapısındaki 5 karbonlu şekeri tanımlaması. Evet riboz mu deoksiriboz mu ona göre belirleyebilir. 2 numarayı alırız. Tek zincirdeki purin bazlarının pirimidin bazlarının sayısına oranını hesaplaması arkadaşlar bu oran da bize bir şey belli etmez çünkü tek zincir. Eğer ben bunun çift zincir mi, tek zincir mi olduğunu bilseydim o zaman DNA'da RNA olduğunu anlayabilirdim ama bir tek bir zincir üzerinde inceleme yapıyor. Tek zincirin DNA'ya mı RNA'ya mı ait olduğunu bilmen için sadece ya urasil ve timine bakacaksın ya da şekerlerine bakacaksın. Bu da olmaz. Cevabımız yalnız iki olur. Bursa şıkkı. Diğer sorumuza gelelim. Enzimlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar enzim nedir? Enzim bir katalizör. Biyolojik bir katalizör. Peki katalizör nedir? Katalizör şu. Girdikleri reaksiyonları hızlandıran yani başlamış bir reaksiyona girecek, o reaksiyonu hızlandıracak. Reaksiyon sonucunda da herhangi bir değişime uğramadan çıkacak. Bakın enzim ya da herhangi bir katalizör kimya içinde geçerli bu. Bir reaksiyonu başlatmaz. Başlamış bir reaksiyonu hızlandırır arkadaşlar. Hızlandırırken de aktivasyon enerjisini düşürürler. Nasıl yapıyorlar bunu? Mesela bir reaksiyonun başlaması için biz başlaması için gerekli olan enerjiye aktivasyon enerjisi diyoruz. Mesela 300 ATP gerekli ise enzim buna girdiği zaman işte 3 ATP ile arkadaşlar olayı bitirebiliyor. Dolayısıyla yüzde kadar bunlar düşürebiliyorlar aktivasyon enerjisini. O yüzden katalizledikleri reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürür doğru. Enzimlere Yardımcı olan kofaktörler protein yapılıdır. Şimdi enzimin yapısından bahsedeyim ben size. Enzimler basit ya da bileşik olarak ikiye ayrılır. Şöyle yazayım. Basit ya da bileşik arkadaşlar. Basit olan enzimler sadece proteinden oluşur. Bileşik olan enzimler ise protein artı bir de yardımcı kısımdan oluşur. Protein olan kısım zaten değişmiyor. Sadece amino asit sıralaması değişebilir. Yardımcı kısım ise iki şekilde olabilir. Ya kofaktör olarak gelip bağlanabilir ya da koenzim olarak gelip bağlanabilir. Kofaktör dediğimiz madde inorganik maddedir. Yani mesela minerallerdir arkadaşlar. Kofaktör dediğimiz madde. Koenzim ise organik bir madde gelip bağlandığında söylüyoruz. Mesela bu da bir vitamin olabilir. Burada kofaktör protein yapılı değildir. Inorganik yapılıdır. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Bir enzim molekülü 3 boyutlu yapısının tüm yüzeyiyle etki edeceği substrata bağlanır. Arkadaşlar tüm yüzeyiyle değil sadece aktif bölgesiyle bağlanır. Mesela şöyle bir enzim düşünün. Şu E harfini enzim olarak düşündüğümüzde bunun aktif bölgesi sadece şu kısımlardır. Bu kısımlar substrata bağlanabilir. Diğer kısımlar bağlanmaz. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Yalnız bir. Geçelim diğer sorumuza. Evet bu soruda da bize diyor ki kolaylaştırılmış difüzyon ile madde taşınması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyon nedir? Şudur. Bir pasif taşıma çeşididir. Kolaylaş, kolaylaştırılmış difüzyon pasif taşıma. Peki pasif taşımanın özellikleri neler? Pasif taşımada madde yoğunluğunun çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru gerçekleşiyor. Dolayısıyla pasif taşımada enerji harcanmıyor. O yüzden de maddenin konsantrasyonu yani yoğunluğu ne kadar fazlaysa difüzyon olsun, kolaylaştırmış difüzyon olsun o kadar hızlı gerçekleşiyor. Yani e, burada mesela birinci Öncü de diyor ki taşınma konsantrasyon gradiyenti yönündedir. Bu doğrudur. Çünkü çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru taşınıyor de diyerek aslında bunu kastediyoruz. O yüzden doğrudur. Burada tabii sorusu soru sorarken e, genelde böyle yabancı kelimeleri kullanarak hani biraz daha kafamızı karıştırmasına e, sebep olabiliyor. Taşınma sırasında ATP kullanılır demiş. Bir pasif taşıma çeşidi olduğu için ATP kullanılmaz arkadaşlar. Kolaylaştırılmış difüzyonun normal difüzyondan farkı sadece taşıyıcı proteinlerin kullanılmasıdır. Taşıyıcı proteinler kullanılır ve bu yüzden de daha kolay bir şekilde sadece bazı maddeler taşınabiliyor. Taşıyıcı proteinler belirli maddeleri tanıyarak o maddelerin çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru taşınmasını sağlıyor arkadaşlar. Burada diyor ki taşıyıcı veya kanal proteinleri görev alır. Bu da doğru olacak. Zaten burada yazdık. Cevabımız 1 ve 3. Ceyhan şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Hücresel solunum ve fotosentez için hangileri ortaktır? Şimdi hücresel solunum neydi? Oksijenli ve oksijensiz solunum olarak ayırıyorduk. Oksijensiz solunumda bir ETS'nin kullanıldığı oksijensiz solunum vardı. Bir de fermentasyon dediğimiz ETS'nin kullanılmadığı oksijensiz solunum vardır. Arkadaşlar burada hücresel solunum ve fotosentezi karşılaştırın derken genellikle e, oksijenli solunumla karşılaştırıyoruz. Yani oksijensiz solunumu e, içeri almıyoruz yem Yani onu tahle almıyoruz diyelim orada kullanacak kelimeyi bulamadım. Hücresel solunum ve fotosentez aslında birbirinin tersi gerçekleşen olaylardır. Neden? Şimdi bakın hücresel solunumda besin maddesi besin maddesi kar oksijenle tepkimeye girer. Sonucunda da arkadaşlar karbondioksit artı su oluşur. Buradaki besin maddesinin hatta ben şöyle glikozun direkt formülünü yazayım. C6H12O6. Burada Solunum gerçekleşirken bu şekilde gerçekleşiyor. Fotosentez ise arkadaşlar bunun tam tersidir. Karbondioksit ve su birleşir, besin ve oksijen oluşur. Burada su kullanılmayabilir fotosentez sırasında bazı canlılar başka maddeleri de kullanıyorlar. Mesela hidrojen sülfür gibi veya hidrojen gazı gibi maddeleri de kullanabiliyorlar. Ama biz soruları çözerken genelde bu, ne, bu denkleme göre çözüyoruz. Diyor ki kemi ozmotik mekanizmayla ATP sentezi gerçekleştirilir. Her ikisinde de bu ortaktır arkadaşlar. Nedir kemi ozmotik mekanizma? Şöyle Mesela mitokondri için anlatayım. Fotosentez içinde geçerlidir bu durum. Şöyle mitokondrinin yapısını hatırlayalım. Mitokondri şöyle çift katlı zardan oluşmuş bir yapı değil mi? Bu zarın üstünde iç, iç taraftaki zarın üstünde ETS elemanları yerleşmiştir. Arkadaşlar matriks kısmında mitokondrinin sıvı kısmında işte fadaş ve NADH gibi maddeler üretilir. Bu maddeler besinden alınan hidrojenleri tutan elektronları tutan maddelerdir moleküllerdir. Bu moleküller daha sonra buradaki proteinlerden geçerek hidrojenlerini ve elektronlarını serbest bırakırlar. Serbest bırakılan elektronlar elektron taşıma sistemi üzerinde yani şurada bulunan zincir üzerinde taşınırken hidrojenler de şu zarlar arası bölgeye bırakılır. Daha sonra burada bir hidrojen yoğunluğu oluşmaya başlar ve bu zarın üzerinde bulunan ATP sentaz dediğimiz özel bir enzim bir hidrojen yolu içerir arkadaşlar. Bu hidrojen yolundan buradaki birikmiş olan hidrojenleri taşıyarak e, hem hidrojenlerin azalmasına sebep olur. Yani hidrojenleri oradan uzaklaştırır. Hem de bu hidrojen geçişi gerçekleştikçe kafası var onun kafası dönerek ne yapıyor? ATP sentezliyor. Biz buna kemozmotik mekanizma diyoruz. Buna benzer bir durum fotosentezin gerçekleştiği kloroplastta da gerçekleşir. O yüzden bu ortaktır. Yükseltgenme ve indirgenme süreçleri için koenzime gereksinim duyulur. Burada yükseltgenme demek şu demek. Eğer ki bir molekülden elektron ayrılıyorsa, elektron eksi yüklüdür. Elektron elektron ayrıldığı zaman eksi yük uzaklaşacak. Biz buna yükseltgenme diyoruz. Eğer bir moleküle elektron bağlanıyorsa arkadaşlar, elektron eksi yüklü olduğu için yükü azalacak. O yüzden de buna da indirgenme diyoruz. Burada elektron bağlanırken ya da elektron ayrılırken hidrojen de gelir ya da uzaklaşır. Dolayısıyla mesela nat molekülüne hidrojenin bağlanması yani nadaş oluşması bir elektron da aldığı için indirgenme tepkimesidir. Bakın nadaşın oluşması bir indirgenme tepkimesidir. Ama nadaştan hidrojenlerin uzaklaşıp ve hidrojenlerle birlikte elektronların da uzaklaşması nedir? Bir yükseltgenme tepkimesidir. Çünkü elektron gittiği için ne oluyor? Yükü e, artmış oluyor arkadaşlar. Çünkü eksi yük gidiyor, artı yükler kalıyor. Bu yüzden de her ikisinde de mesela e, hücresel sonunda nat ve fatlar kullanılırken koenzim olarak fotosentez için Nat P molekülleri kullanıyor. O yüzden her ikisinde de koezime ihtiyaç vardır. Bu da ortaktır. Elektron kaynağı olarak su kullanılır demiş. Elektron kaynağı olarak fotosentezde su kullanılıyor. Ama e, oksijenli solunumda arkadaşlar elektron kaynağı olarak besin kullanılır. Dolayısıyla bu ortak değildir. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Denizli şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. Mayoz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi mayoz bölünme çeşitliliği artıran bir bölünmedir ve mayoz bölünme sırasında kromozom sayısı yarıya iner. 2 en kromozomlu olan bir hücre en kromozoma düşer arkadaşlar. En kromozomlu 4 tane hücre oluşturulur genellikle. Tabi bazı durumlarda bu üç tanesi ölüyor bir tanesi kalıyor. Mesela dişilerde gerçekleşen mayoz bölünmede. Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür. Vücut hücrelerinde görülmez arkadaşlar. Temel amacımız burada gametleri yani üreme hücresini üretmektir. Mayoz bölünme iki tane evreden oluşuyor. Mayoz 1 ve mayoz 2. Mayozla ilgili bilmeniz gereken bütün olaylar mayoz 1 evresinde gerçekleşiyor. Mesela Profaz 1'de işte sinapsis oluşumu gerçekleşir. Tetrat oluşumu yani bu homolog kromozomlar yan yana geliyorlar. Bir anneden biri babadan gelen kromozomlardır. Homolog kromozomlar. Bunlar şöyle dört bacaklı bir yapı oluştururlar. Dört tane kromatit. Biz bu yapıya tetrat diyoruz. Tetrat. Daha sonra bunların sarıldıkları bölgeler vardır. Mesela bu bölgeler. Biz bunların sarılmaları olayına ne diyoruz? Sinapsis diyoruz. Sinapsis birbirine bağlanmasına. Aralarında parça değişimi olabilir arkadaşlar. Bu parça değişimine de ne diyoruz? Crossing over diyoruz. Bunların hepsi mayoz 1'in profaz 1 evresinde gerçekleşir. Ana fazda ise homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Ana faz 1'de. Ana faz 2'de kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Unutmayın. Ana faz 1'de homolog kromozomlar ayrılır. Ana faz 2'de kardeş kromatitler ayrılır arkadaşlar. Bakalım diyor ki Bölünme tamamlandığında kromozom sayısı yarıya indirgenir. Evet az önce söyledik. Doğru. Mayoz 1 sırasında kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi gerçekleşebilir. Evet crossing over dedik. Doğru. Anafaz 1 evresinde homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak hücrenin zıt kutuplarına çekinirler. Yine az önce söyledim. Doğru. Mayozdaki hatalar anormal kromozom yapılarına ve sayılarına sahip hücrelerin oluşmasına yol açabilir. Bu da doğru arkadaşlar. Mesela mayozda gerçekleşen bir hata sonucu oluşan bir diyelim ki üreme hücresi var. Bu hücre normal sağlıklı bir hücreyle birleştiği zaman yani döllenme gerçekleştiği zaman mesela down sendromluğu gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Mayoz tamamlanıncaya kadar genetik materyal iki kez replikasyon geçirir. Bu yanlıştır. Genetik materyal sadece interfaz evresinde replikasyon geçiriyor. Mayoz 1 ve Mayoz 2 arasında yeni bir interfaz evresi yoktur unutmayın. O yüzden de sadece bir kere replikasyon olur. Hem Mayoz'da hem de Mitoz'da cevabımız eşit olacak. Diğer sorumuz protein sentezi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım Diyor ki bütün canlılarda protein sentezinin gerçekleştiği ribozomlar aynı büyüklüktedir. Arkadaşlar bu yanlış olacak. Neden? Çünkü bakın ribozomlar prokaryotlarda 70S büyüklüğündeyken ökaryotlarda 80S büyüklüğündedir. O yüzden bütün canlılarda aynı büyüklüktedir dediği için bu yanlış olur. Translasyonun uzama evresinde büyüyen polipeptit zincirine Aynı anda birden fazla amino asit eklenir demiş. Arkadaşlar e, aynı anda birden fazla amino asit de eklenemiyor. Neden? Şöyle bakın. Şimdi ribozomun yapısını düşündüğümüz zaman şöyle ribozomun küçük alt birimi düşünün. Yukarısında da büyük alt birim var. Burada 3 tane bölge vardır. 3 tane bölge. A bölgesi, P bölgesi, bir de E, e bölgesi bu şekilde diye da aile ile yerini karıştırmış olabilir Şimdi bakın bir tane amino asit geliyor şuraya. T amino açıl RNA dediğimiz özel bir enzim vardır arkadaşlar. Bu e, amino dediğimiz enzimler amino asitleri tutuyorlar taşıcı RNA ile birlikte ve bu A bölgesine getiriyorlar. Daha sonra buradaki P bölgesinde ise ekleme olayı gerçekleşiyor. Bu gelen amino asit burada ekleniyor. Bu amino asit buraya geçtiği zaman yeni bir tane amino asit tekrardan buraya geliyor. Serbest kalan taşıcı RNA da buradaki E bölgesinden çıkış yapıyor. Yani exit'ten aklınıza gelsin. E bölgesinden çıkış yapıyor. Dolayısıyla aynı anda birden fazla amino asit eklenemiyor. Teker teker eklenebiliyor. O yüzden bu da yanlıştır. Transkripsiyonun hücrede gerçekleştiği yer prokaryot ve ökaryotlar arasında farklılık gösterir. Transkripsiyon nedir? DNA'dan RNA sentezidir arkadaşlar. Peki DNA'dan RNA sentezi nerede gerçekleşir? DNA neredeyse orada gerçekleşir. Prokaryotlarda DNA sitoplazmada olduğu için transkripsiyonda sitoplazmada gerçekleşiyor. Ökaryotlarda DNA çekirdekte olduğu için arkadaşlar çekirdekte gerçekleşiyor transkripsiyon olayı. Dolayısıyla bu doğrudur. Bize zaten doğru olanı soruyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Diğer sorumuza gelelim. Diyor ki: Mendel genetiğinde bir karakter bakımından farklı fenotipe sahip homozigot iki bireyin çaprazlanmasıyla elde edilen birinci kuşuk kuş, kuşuk demişim. Kuşak bireyler <laughs> pardon. Heterozigot genotiptedir. Yani F1 heterozigotmuş. Birinci kuşakta ortaya çıkan bireylerin çaprazlanmasıyla ikinci kuşak bireyler elde edilir. Şimdi zaten ben F1'in heterozigot olduğunu biliyorum ve bize bir karakter demiş. O zaman ben kafadan şöyle heterozigot olan böyle büyük A küçük a yazabilirim. Bunların çaprazlanması sonucunda da F2 elde ediliyormuş. Şimdi F2'ye baktığımız zaman ne olur? F2 büyük A büyük A olur, büyük A küçük a, büyük A küçük a küçük a küçük a olur. Çaprazladığımız zaman bu şekilde bir sonuç ortaya çıkar arkadaşlar. Şurayı şöyle isterseniz göstereyim. Bakın büyük a büyük a. Büyük a küçük a. Şöyle küçük a büyük a. Bunları büyük küçük yer değiştirdik ve küçük a küçük a oluşu. Bu şekilde çaprazlamamızı yaptık. Peki bunların ebeveynleri nasıldır? Yani e parental dediğimiz P döllü bu e, heterozigotlar oluşmadan öncekiler nasıldır? Onlar da şöyledir pardon yanlış yazdım. Heterozigot oluşturduğuna göre ikisi de homozigot genotiptedir. Dolayısıyla bunlar birleşince bu heterozigot olan F1 bireyleri oluşmuştur. Diyor ki: "Birinci kuşakta oluşan bireyler dikkate alındığında şimdi birinci kuşaktaki bireylerimiz şu heterozigot olan bireylerimiz. Durumlarından hangilerinde F2 kuşağında Mendel genetiğinin öngördüğü açılıma uygunluk beklenir? Mendel'in öngördüğü açılma uygunluk şu arkadaşlar. 3-1 oranı fenotip için. Bakın fenotip için 3-1 oranı. Fenotip ne demek? Dış görünüş demek değil mi? Dış görünüşü ya büyük A olacak ya da küçük A olacak. 3 tane büyük A, bir tane de küçük A oluşur. E, genotip oranına baktığımız zaman ise genotip oranı da genleri bakacağız. Bakın büyük A büyük A'dan bir tane. Büyük A küçük A'dan iki tane. Küçük A küçük A'dan 1 tane. Şimdi diyor ki hangileri olursa diyor e, mendelin mendel genetiğinin öngördüğü açılıma uygunluk beklenir. Bakalım F1 bireylerinin fenotipinin iki atasal fenotipin arasında bir değere sahip olduğu. Bakın eğer F1 bireyleri e, ataların arasında bir değere sahip olursa biz buna eş baskınlık ya da eksik baskınlık diyoruz. Bakın. Eş baskınlık her ikisinde de genler ortaya çıkıyor. Aslında burada bahsettiği tamamen eksik baskınlıktır. Mesela şöyle düşünün. Kırmızı bir bireyle beyaz bir bireyi çaprazladığımız zaman pembe bireylerin oluşması ikisi arasında bir fenotipin ortaya çıkmasıdır. Ve bu mendele uymaz. Mendel diyor ki yatan baskınlık vardır ya da diyor hiç yoktur diyor. Arkadaşlar mendel tam baskınlığa göre açıklama yaptığı için bir numara olmaz. Şöyle bire almıyoruz. F1 bireylerinde her iki atasal fenotipin de ortaya çıktığı. Evet, F1 bireylerinde her iki her iki atasal birey de ortaya çıktı mı? Bir dakika, F1 bireylerinde ha, F1'de ben F2'ye baktım özür dilerim. F1'de çıkacak. F1'de her iki atasal da çıkmadı. Ne çıktı? Bu atalardan farklı bir e, farklı demeyelim de Sadece büyük A'ya sahip olan baskın olan özellik fenotipte ortaya çıktı. Dolayısıyla bu değil. Her ikisi olmayacak. Sadece baskın ortaya çıkmış olacak. F1 fenotipinin atasan bireylerden birinin fenotipiyle aynı oldu. Evet dikkat ederseniz F1'in fenotipi bakın büyük A küçük A'dır arkadaşlar. F1'in fenotipine baktığımız zaman da büyük A olacak. Mesela kırmızıysa kırmızı olacak. Atalardan birine mi benziyor Evet büyükaya benziyor O zaman bu mendele uygunluk gösteriyor Buradakilerin tamamı mendelden sonra çıkan yasalardır Eksik baskınlık eş baskınlık gibi Dolayısıyla bize Uygunluk beklenir dediği için Yalnız 3 olur cevabımız Bursa şıkkı olur Gelelim diğer sorumuza DNA'daki polinükleotit zincirlerinin Oluşturduğu çift sarmanın, sarmalın Dayanıklılığı diyor Hangisine bağlıdır Arkadaşlar ee, şimdi zincirlerin arasında hangi bağ var? Hidrojen bağları var. Hidrojen bağlarının sayısına bağlıdır aslında zincirin dayanıklılığı. E, hidrojen bağlarının sayısı ne kadar fazlaysa o kadar dayanıklı olur. Hidrojen bağlarına baktığımızda, adeninle timin arasında ikili, guaninle sitozin arasında ise üçlü hidrojen bağ oluşur. O zaman guanin-sitozin sayısı ne kadar fazlaysa DNA'daki zincirin sarmalı, çift sarmalın dayanıklılığı da o kadar fazla olacak Bakalım diyor ki DNA zincirinde bulunan şeker fosfat omurgasındaki fosfodiester bağlarının sayısına Hayır hidrojen bağı dedik bu yanlıştır DNA'nın yapısında şeker olarak deoksiribozun bununla da bilgisi yok DNA'nın iki zinciri arasında yer alan hidrojen bağlarının sayısına Bakın dikkat ederseniz zaten bunu söyledik DNA'nın yapısında bulunan baz ve şeker arasındaki glikozit bağlarının sayısına baz şeker sadece nükleotitlerde bulunuyor. Dolayısıyla DNA'nın çift zinciriyle bir ilgisi yoktur. Sadece tek zincir oluşturuyor bunlar. DNA moleküllerindeki nükleotit sayısının fazla olması nükleotit sayısıyla da ilgisi yoktur arkadaşlar. Tamamen hidrojen sayısıyla bağ sayısıyla alakalıdır. Cevabımız C şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki bu örnekler ve ait oldukları kavramlar hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakalım. Kırmızı ve beyaz çiçekli aslan ağzı bitkilerinin çaprazlanmasıyla ortaya çıkan F1 hibritlerinin pembe çiçekli olması. Bakın kırmızı ve beyaz arasında bir renk oluşmuş pembe. Biz buna eksik baskınlık diyoruz. O zaman eksik baskınlığa bir diyeceğiz. İnsanlarda deri renginin kalıtımında birden fazla sayıda genin işlev görmesi. Arkadaşlar bu birden fazla genin işlev görmesi poligenik kalıtımdır. Bakın poli ne demek? Çok. Çok genin işlev görmesi poligenik kalıtımdır. O zaman buraya 2 gelecek. İnsanlarda M kan grubundan bir anne ile N kan grubundan bir babanın MN kan gruplarında bir çocuğun olması. Bu da eş baskınlıktır. Eş baskınlıkta İki gen birbirine baskınlık kuramıyor. Dolayısıyla her ikisi de ortaya çıkıyor fenotipte arkadaşlar. O yüzden de biz buna eş baskınlık diyoruz. Burada da 3 olacak. O zaman bakın şöyle 3 1 2 şeklinde gidecek. Cevabımız Denizli şıkkı olur. Diğer sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde temel dokuyu oluşturan hücrelerin işlevlerinden biri değildir? Temel dokuyu oluşturan hücreler nelerdir? Parankima hücreleri vardır. Parankima hücreleri kolenkima hücreleri vardır kolenkima bir de sklerenkima dediğimiz hücreler vardır Arkadaşlar şimdi parankima hücreleri farklı şekillerde olabiliyor özümleme parankiması dediğimiz fotosentez yapar depo parankiması dediğimiz depo işi yapar daha sonra boşaltım parankiması dediğimiz boşaltımla görevlidir havalandırma parankiması gaz alışverişini sağlar parankimanın böyle çeşitleri var kolenkima ve Kolenkima'ya geldiğimiz zaman desteklik sağlıyor, direnç sağlıyor arkadaşlar. Mesela yaprakların ağaçlara bağlandığı yerlerde bulunuyor. Ee, ve hani yaprağın ağaçtan çabucak bir şekilde ayrılmasını engelliyor. Yani orada tutan bir yapıdır. Kolenkima hücresi e, yapısı dokusu. Sklerenkima ise desteklik sertlik sağlayan bir yapıdır. E, dokudur arkadaşlar. Bakalım fotosentez yapma zaten parankima için söyledik var. Nişasta depolama yine depo parankimasında olur. Destek sağlama kolenkima ve bunu yapar. Salgı yapma yine parankimada salgı yapan hücreler vardır arkadaşlar olur. Ama stomaları oluşturma epidermis hücrelerinin bir görevidir. Dolayısıyla stomaları oluşturan epidermis olduğu için temel dokunun görevi değildir. Cevabımız Edirne şıkkı olur bitkisel hormonlarla ilgili hangisi söylenemez? Şimdi bitkisel hormonlar genel olarak 5 çeşittir. Aslında 2 çeşit daha var ek olarak ama 5 çeşitini bilmeniz yeterli olur. Nedir bunlar? Bunlar arkadaşlar oksin, giberellin, giberellin, sitokinin, sitokinin, absisik asit, bunu aba olarak kısaltarak gezeyim. Absisik asit bir de etilen dediğimiz hormon vardır. Şimdi bu ilk üç tanesi büyümeyi teşvik eden hormonlardır. Son iki tanesi de büyümeyi yavaşlatan, durduran hormonlardır. Diyor ki organik moleküllerdir. Zaten hormonlar genel olarak organiktirler. Bu doğru. Düşük konsantrasyonlarda etkili olabilirler. Doğru arkadaşlar. Çok düşük salgılansa bile etkili olabiliyorlar. Mesela oksin için şunu söyleyeyim. Oksin bitkinin boyuna uzamasını sağlayan bir e, hormondur. Ayrıca bitkiler, bitkilerde ışığa doğru yönelme konusunda da katkı sağlıyor. E, ee, giberellin çiçeklenmeyi sağlayan bir hormondur. Sitokin arkadaşlar yine çimlenmeyi sağlar. İşte yaprak dökümünü geciktirir. Sitokinezi uyararak sitoplazma bölünmesini sağlar. Hücre bölünmesini teşvik eder. Absisik asit sitokininle ters çalışır. Absisik asit ee, koşulların normal olmadığı zamanlarda uygun olmadığı zamanlarda e, bitkinin çimlenmesini engeller arkadaşlar bir bitkinin çimlenebilmesi için absisik asit miktarının azalıp sitokinin miktarının yüksek olması gerekiyor etilende gaz formunda olan bir hormondur bitkilerin olgunlaşmasını meyvelerin olgunlaşmasını sağlıyor Diyor üretildikleri hücreden hedef hücreleri taşınabilirler. Evet mesela kökte üretilip gövdeye taşınabiliyorlar doğrudur. Birden fazla düzenleyici rol oynarlar. Evet sadece tek bir görevi yoktur. Farklı görevleri de vardır. Hormonu üreten bitki için esansiyel de Şimdi bakın esansiyel madde ne demek? İlk önce bunu bilmemiz lazım. Esansiyel demek bitkinin üretemediği veya bir canlının üretemediği dışarıdan hazır almak zorunda olduğu maddelerdir. E, hormonu bitki üretebiliyor zaten. Bunu dışarıdan hazır almak zorunda değil. O yüzden de esansiyel değildir arkadaşlar. Cevabımız edineşik olur. Gelelim diğer sorumuza. Deniz ve tatlı su biyomları ile ilgili hangisi yanlıştır? Akarsuların kaynak ve ağız kısımlarında farklı canlı türlerine rastlanabilir. Doğru arkadaşlar kaynak kısmında e, farklı canlılar ağız kısmında kaynak dediğimiz aslında akarsunun doğduğu yerdir. Ağız kısmı da akarsunun e, yol aldığı yerlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla farklı türler olabilir. Bu doğrudur. Kıta sağlığının olduğu bölgelerdeki canlı çeşitliliği diğer okyanus bölgelerinden daha fazladır. Kıta sağlığı arkadaşlar aslında canlıların ekoton dediğimiz bölgeleridir. Ekoton nedir? İki tane bölgenin kesiştiği alandır. Ve ekoton bölgeleri canlı çeşitliliği bakımından daha zengindir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bir gölün farklı zonlarında suyun derinliğine ve oksijen içeriğine bağlı olarak farklı canlı türler yaşayabilir. Doğru. Üst kısmında farklı canlılar, ortada farklı, derin denizler, derin diplerinde farklı canlılar yaşayabiliyor. Doğrudur. Denizlerin ışık almayan dip bölgelerinde sadece tüketici organizmalar bulunur demiş. Arkadaşlar, ışık almayan bölgelerde üretici organizmalar da bulunabilir. Çünkü ee, sadece tüketici dememiz yanlış olur. Ayrıştırıcılar bulunabilir. Daha sonra bazı üretici canlılar da bulunabilir. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Okyanuslarda en zengin hayvan çeşitliliği mercan resiflerinde gözlenir. Doğru. Mercan resifleri özellikle balıkların falan çok uğradığı yerlerdir. Çok çeşitliliğin olduğu yerlerdir arkadaşlar. Zaten belgesellere falan bakıyorsanız da bunu görmüşsünüzdür. Cevabımız denizli şıkkı olacak. İstilacı türlerle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi istilacı tür ne demek? Bir yere gelecek, başka bir yerden gelip orayı arkadaşlar istila edecek. Yani öyle düşünün. Hani oradaki canlıları yok edecek veya yok etme derecesine getirecek. Diyor ki küresel ısınma bazı türlerin daha kolay yayılmasına ve ulaştıkları yeni ortamlarda istilacı tür haline gelmelerine neden olabilir. Doğru. Küresel ısınma olduğu zaman bazı bölgelerde mesela buzullarda bulunan canlılar farklı bölgelere gidebiliyorlar ya da e, sıcak ortamda yaşayan canlılar buzul kısımlara gidebiliyor çünkü oranın da sıcaklığı arttığı için gidebiliyor arkadaşlar dolayısıyla istilacı hale gelebiliyor İnsanlar tarafından çeşitli nedenlerle doğal düşmanlarının bulunmadığı bölgeye nakledilen bir tür yeni habitatında istilacı hale gelebilir Zaten bunu en çok insanlar yapıyor emin olun e, Bir türü gidip farklı bir yere kendi yaşam alanını farklı bir yerine götürerek oradaki canlılara zarar verebiliyor arkadaşlar doğru İstilacı türler bulunduğu komünitede daima en üst trofik düzeyi işgal eder demiş. İstilacılar e, en üst trofik düzeyde olmayabilir. Yani şöyle düşünün. Trofik düzeylere baktığımızda en altta üreticiler vardır. Sonra birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici diye gider. İstilacılar mesela ikinci tüketici olabilirler, birinci tüketici olabilirler arkadaşlar. Daima en üstte yer alacak diye bir şey yok. Bizim bu trofik düzeylerimiz sadece beslenmeye göre eee ayrılmıştır. Mesela en altta üreticiler var. Birincisinde otla beslenen canlılar, ikincisinde etle beslenenler, üçüncüsünde hem et hem otla beslenenler. Dolayısıyla burada beslenme ile alakalıdır. İstilacı türle alakası yok. İstilacı türlerin genel olarak bulundukları ortamda çoğalma hızları yüksektir. Evet, oradaki canlıları öldürdükleri için hem onlarla besleniyorlar hem de üreme hızları da yüksek oluyor arkadaşlar. Doğru. Aynı komitede birden fazla istilacı tür bulunabilir. Bu da doğrudur. Gelelim diyor ötrofikasyonla ilgili hangisi yanlıştır. Şimdi ötrofikasyon ne demek? E, denizlerin göllerin genelde göllerde gerçekleşiyor zaten e, kirlenmesidir aslında. İlk önce göllere azot ve fosfor bakımından zengin olan bir işte atık atıldığı zaman ne oluyor? Oradaki alg sayısı çünkü algler genelde bunları kullanarak fotosentez yapıyorlar. Alki sayısı bir anda artmaya başlıyor. Şimdi ilk başta düşündüğünüzde alki sayısı artıyorsa o zaman oksijen de artar dersiniz. Hani iyi bir şeymiş gibi gelebilir. Ama bir süre sonra arkadaşlar bu algler ne yapıyor? Gölün yüzeyini kaplıyor. Gölün yüzeyini kapladığı zaman gölün alt kısmına ışık gitmiyor. Oksijen gidemiyor. Dolayısıyla alt kısımda bulunan canlılar bir süre sonra ölmeye başlıyorlar. Biz buna ötrofikasyon diyoruz. Diyor ki tarım alanlarında ticari gübrelerin aşırı kullanımı göllerde ötrofikasyona neden olabilir. Evet gübrelerin içerisinde de azot ve fosfor vardır. Dolayısıyla sebep olabilir. Alplerin aşırı çoğalmasına bağlı olarak göllerin bazı bölgelerinde anoksik koşullar ortaya çıkar. Bu da doğru. Alpler aşırı çoğaldığı için arkadaşlar koşullar maalesef değişiyor. Doğrudur. Göllerde ötrofikasyonun kontrol altına alınmasında fosfor girişinin sınırlandırılması önem taşır. Doğru. Hani dedik ki azot ve fosfor bakımından e, maddeler girdiği zaman zaten algler çoğalmaya başlıyor. Eğer ben fosfor girişini sınırlandırırsam o zaman ötrofikasyonu kontrol altına alabilirim. Doğrudur. Bir göldeki ötrofikasyon ortamda tür zenginliğinin ve trofik düzeylerin artmasına neden olur. Aksine az önce ne dedim? Ne yapıyor? Işık geçirmediği için dipte bulunan canlılar ölüyorlar. Hani tür zenginliğinin azalmasına sebep oluyor. Bu yanlıştır. Ötrofikasyon e, sonucunda göllerdeki fotosentetik organizmaların dağılım ve bolluğunda aşırı dalgalanmalar görebilir. Zaten fotosentetik organizma dediğimiz alplerdir. Bunların dağılımında evet e, dalgalanmalar görülür. Alplerin sayısı bir anda artar. Diğer canlıların sayısı azalır. Dolayısıyla dalgalanmalar görülür arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki insanlarda gerçekleşen oogenez olayıyla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi oogenezi ben size şöyle kısaca anlatayım. Arkadaşlar yumurta ana hücresi vardır. İki kromozomlu. Bu yumurta ana hücresi. Mitoz bölünme ya da arkadaşlar interfaz evresini gerçekleştirir. Eskici geçti kafam daldı. E, mitoz bölünme gerçekleştirerek şurada ya da interfaz evresini gerçekleştirerek birincil oosit oluşturuyor. Şurada birincil oositimiz var. Şimdi buradaki olay canlılarda yani kadınlarda embriyo evresinde gerçekleşen bir olaydır. Yani bizim yumurtalıklarımızda bu yumurta ana hücreleri birincil oosit olarak bekler. Ergenlik evresine geldiğimiz zaman ise çeşitli hormonlar tarafından uyarılarak her bir işte bir ayda arkadaşlar bir tane yumurta işte birincil birinci oosit gelişir ve dışarı atılır. Biz buna zaten mensural döngü diyoruz. Bundan sonra peki ne oluyor? Mayoz 1 gerçekleşiyor. Mayoz bir gerçekleşince en kromozomlu iki tane hücre oluşuyor. Bu hücrelerden bir tanesi büyük bir tanesi küçüktür. Biz buna ikinci oosit diyoruz. İkinci oosit. Şuna da arkadaşlar birinci kutup hücresi diyoruz kutup hücresi bu kut, kutup hücresi ya yok olur ya da bölünmeye devam eder şimdi mayoz 1'i geçirdik şimdi mayoz 2 diyelim ki bölünmeye devam ediyor yine iki tane küçük hücreler oluşturdu buna da ikinci kutup hücresi diyoruz daha sonra burada da yine mayoz 2 gerçekleşince arkadaşlar bir tane küçük yine bir tane de büyük bir hücre oluşuyor bu oluşan büyük hücreye otit diyoruz otit bu otit artık bizim yumurtamız yumurtadır e, Şuradaki üç tane olan bu kutup hücreleri ne yapıyorlar ölüyorlar ve yok oluyorlar. Bunun sebebi stoplazma bölünmesinin eşit olarak gerçekleşmemesinden kaynaklanıyor. Stoplazma bölünmesi bir tane yumurtanın daha büyük olacağı şekilde gerçekleşir. Çünkü döllenmeden sonra zigotun beslendiği yani hücrenin bölündüğü yer beslendiği yer diyelim otittir. O yüzden de arkadaşlar ootitin daha büyük olması gerekiyor. Şimdi bakalım diyor ki Başlangıç germ hücrelerinin mitotik bölünmeleriyle oogoniumlar oluşur. Başlangıç germ hücreleri dedi arkadaşlar. Bu bizim endoderm, ektoderm, mezoderm hücrelerimiz var ya. Bunların mitoz bölünme geçirmesiyle oogonium yani yumurta ana hücreleri oluşuyor. Bu doğrudur. Birincil oositler ergenlik dönemine kadar mayoz 1'in profaz 1 aşamasında kalır. Evet. Birincil oosit olarak kalıyorlar. Mayoz 1'in profaz 1 aşaması arkadaşlar. Doğru. Yani şurada hani ikinci losit oluşmadan önce mayoz 1'in e, profaz 1 evresi de gerçekleşiyor. Orada kalıyor. İkinci losidler sperm tarafından döllenmedikçe mayoz 2 tamamlanmaz. Bu da doğrudur. Bakın burada burada ikinci losidler arkadaşlar sperm tarafından döllenirse eğer e, mayoz 2 tamamlanıyor. Eğer döllenmezse mayoz 2 tamamlanmaz ve buradaki ikinci loosit yumurta oluşmadan dışarıya atılıyor. Onu da yine söylemiş olalım. Doğru. Mayoz 1 tamamlandığında oluşan hücreler 2n kromozom. Bakın 2n değil, ne dedik? n kromozom. Çünkü mayoz geçirdiği için n kromozoma düşer. Yanlıştır. Tüm oogenezin işlevsel ürünü tek bir olgun yumurtadır. Evet. Tüm oogenez sonucunda tek bir tane olgun yumurta oluşuyor. Söylemiştik. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak. Diğer sorumuz diyor ki insanda iskelet kasının özellikleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Filamentlerin düzenli dizilmesi sonucu bantlaşma görülür. Filament dediğimiz nedir? Proteinlerdir. Aktin filamenti, myosin filamenti yani proteinleri iskelet kası dediği için arkadaşlar çizgili kaslardan bahsetmek istiyor aslında. Ve çizgili kaslarda da bantlaşma olayı görülüyor. Bu doğrudur. Kas boyunca uzanan her bir lif uzun silindir şeklinde tek bir hücredir. Bu da doğrudur. Yani şöyle silindirik hücrelerden oluştuğu için şu şekilde hücrelerdir arkadaşlar. Bunlara biz lif diyoruz. Bu lifler tek bir silindirik hücreden oluşuyor. Bunlar tabi çok çekirdeklidir. İçinde birden fazla çekirdek var. Doğru. Bu kas hücreleri çok sayıda çekirdek içerir. Zaten söyledim. Doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, sizin Sistemleri yani Fenöbet arkadaşlarım için söylüyorum. TT AYT tarzında dinlemeniz yeterli olacaktır. Çok fazla detayına inmeyi Size zaten sistemleri sorarken AYT tarzında soruyorlar arkadaşlar. O yüzden sistemler kısmını detaya inmeden sadece AYT tarzında dinleyin. Dediğim gibi çok fazla detaya girmiyorlar. Benim videolarımı izleyebilirsiniz. Geçen seneki videolarımı daha böyle AYT tarzında anlattım. Bu senekiler biraz daha detaylı olacak ama bu senekileri de izleyebilirsiniz en azından hani e, biraz daha detaylandırmış olursunuz kendinizin gelişmesi için de iyi olur. Bu arada e, hani sizin videolarınız bizim için uygun mu diye soran arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar geçen yıl çektiğim videolar sizin için uygundur. Bu senekiler daha detaylı. O yüzden siz 2022 ÖABT videolarını dinlerseniz sizin için daha iyi olacak. Tabi yine detaylı anlattım geçen seneyi ama bu sene kadar değil. Özellikle sınıflandırmada bu sene çok fazla detaya indim. Baktığım kadarıyla size de o kadar detay sormuyorlar zaten. O yüzden 2022 ÖABT sizin için yeterli olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki insan kalbinin yapısı ve çalışması ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Diyor ki kalbin sinirlerle olan bağlantısı kesilecek olursa kalp atışları anında solanır. Şimdi bizim ile ilgili bilmemiz gereken bir şey var arkadaşlar kalp kendi uyarısını kendisi oluşturur ee, Sinirsel bağlantılar sadece kalbin atışını hızlandırır ya da yavaşlatır durdurmaz Dolayısıyla direkt aşık zaten yanlış olacak kalbin üstünde bakın şöyle dörde ayırdığımız zaman kulakçı karıncık olarak düşünüyorsunuz Burası sağ Burası da sol Şimdi sağ kulakçığın üzerinde sinoatriyal düğüm dediğimiz bir düğüm vardır. SA olarak yazıyorum. Sinatrial düğüm. Sinoatriyal düğüm kendi uyarısını kendi oluşturuyor. Daha sonra şöyle sol tarafla sağ taraf arasında bir yerde atrioventriküler düğüm dediğimiz bir düğüm vardır. Atrioventriküler düğüme doğru iletir uyarısını ve tüm karıncaya yayılmış olan Purkinje lifleri ve his demetleri vardır. Bunlar da arkadaşlar karıncıkların kasılmasını sağlıyor. Sırasıyla sinüatriyal düğüm, atrioventriküler düğüm, Purkinje lifleri, şöyle yazamadım Purkinje lifleri ve his demetleri. Bunlar da ne yapıyorlar? Tabii ki kas, karın kas karıncık kaslarının çalışmasını sağlıyorlar. Dolayısıyla bu yanlış olacak anında sonlanmaz. Çünkü kendi uyarısını kendisi oluşturuyor. O yüzden beyin ölümü gerçekleşen bir insanda kalp atmaya devam eder. Kalbin çalışmasının düzenlenmesinde otonom sinir sistemi işlev görür. Doğru. Otonom sinir sistemi sempatik ve parasempatik sinirler vardır. Sempatik sinirler kalbin atışını hızlandırırken parasempatik sinirler yavaşlatır. Bu doğrudur. Kana salgılanan bazı hormonlar kalp atış hızını değiştirebilir. Evet adrenalin, nöroadrenalin gibi hormonlar kalp atışını hızlandırabilir. Asetil kolin yavaşlatır arkadaşlar. Kalp döngüsünde kulakçıkların sistol. Sistol dediği kasılma. Karıncıkların diastolü. Diastol dediğimizde gevşeme. Eğer kulakçıklar kasılıyorsa karıncıklar gevşer ve karıncıklara kan dolar. Yani şöyle düşünün. Şöyle üst taraftan bakın. Kulakçıklar ne yaptı? Kasıldı. Kasıldığı zaman buradaki kapaklar açılıyor. Karıncıklar gevşiyorlar ve buraya kan dolmuş oluyor. Doğrudur. Sol kulakçık duvarındaki kasların kütlesi daha fazla olduğu için aorttaki kan basıncının akciğer atardamarından daha büyük olması beklenir. Bu da doğrudur. Çünkü sol karıncık Sol karıncıktan çıkan aort atar tüm vücuda kanın yayılmasını sağlar. Bu yüzden de şiddetli kasılması lazım. Bu yüzden de arkadaşlar kas kütlesi sol karıncıkta daha fazladır. Ve kan basıncı da akciğer atardamarlarına göre daha fazladır. Bu da doğrudur. Cevabımız A olacak. Gelelim diğer sorumuza. Sanırım bu son. Evet bu son sorumuz. İnsan vücudunda yer alan duyu reseptörü tipleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım Mekano reseptörler bakın mekano mekanik etki dokunma basınç gerilme diyor ki dokunma basınç gerilme gibi fiziksel kuvvetlerin neden olduğu yartılar algılar doğru. Elektromanyetik reseptörler kulağa ulaşan ses dalgalarındaki değişimleri algılar demiş arkadaşlar. Elektromanyetik demiş şimdi bir kere bizde elektromanyetik diye reseptör yok ses dalgalarının ulaşmasında yine mekano reseptörler görev görürler dolayısıyla bu yanlıştır. Ağrı reseptörleri Dokularda meydana gelen fiziksel veya kimyasal hasarı bildirmede işlev görür. Doğru ağrı oluşmasını sağlıyor. Kemoreseptör bakın kemo kimyasal maddelerin algılanmasını sağlıyor. Doğrudur. Termoreseptör termostattan veya termostan aklınıza gelsin ısı ile ilgilidir. Isının algılanmasından sorumludur. Doğru. Cevabımız ne olacak? Yanlış olan Bursa şıkkı olur. Böylece bitirdik. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.